Tam bir ana kuzusu efendim. Ya damlatayım mı? Bizimki daha güzel ama. Kimse yoğurdun kara demez ki, herkes beyaz der. Zorlu, keyifli ve her bölümünü merakla beklediğiniz ana kuzusunda heyecan son hızla devam ediyor. Zeynep nasıl yoğuruyor? Böyle böyle yoğuruyor. Yarışmaya ilk hafta dahil olan güçlü rakip Zeynep Buket Uçak'la gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle az sonra sizlerleyiz. Yepyeni ve heyecan verici program El Emeği ile TRT 1 ekranlarında buluşuyoruz. Az sonra. En sevdiğim anlardan biri. Bakalım bizi görünce ne yapacak? Uzman iç mimar Selin Yantur ve her biri kendi branşlarından tecrübeli kadın ustalarla El Emeği Göz Nuru saatlere hazır olun. Yapımını Demir Medya'nın üstlendiği program El Emeği, her dokunduğunuzda bir anı biriktirmiş, kıyıp da atamadığınız ev eşyalarınızı, üzerine yeni anılar koymanız, onlardan ayrılmamanız için yeniliyor, dönüştürüyor. Eşyalarınızı yenilerken evinizi de dekore etmiş olan, eskinin adını yeniyle değiştiren tek program El Emeği, gittiği her evde ev sahibinin de katılımıyla tasarımlar yaratıyor. Her bölüm siz de ekran başında el emeğinizle eşyalarınızı yenileyecek, sihirli dokunuşları öğrenecek, evinizi dekore ederken el emeği sanatına da eşyalarınızla isminizi yazdıracaksınız. Dönüşümün, tasarımın ve dekorasyonun en gerçek, en unutulmaz hali El Emeği, hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında. Kaldır elinden, hep annene vurma, kaldır elinden. Şöyle yap, şöyle. İçleri içlerine sığmayan, yarışmak, kazanmak için bir araya gelen anneler ve kızları, ana kuzusuyla aralarındaki bağları daha da güçlendiriyor. Aferin kızıma. Yarışma evindeki yarışmacılar birçok yeni bilgi öğrenip ev işlerinde deneyimler kazanırken fazlasıyla da eğleniyor. Yanık kokusu geliyor ama. Anne, bunlara bir şey olmuş, gel hele de. Yarışma evine girdiğinden beri becerisiyle adından söz ettiren Zeynep Buket Uçağı yakından tanıyalım. Ya bir dakika dur Allah aşkına ya. 23 yaşındayım. Aslen Sivas'tayız. Çavuşbaşı'nda oturuyorum. Okulu üniversitede bırakmak zorunda kaldım. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuyordum. Görsel İletişim Tasarımı bölümü. Şimdi tekrar hazırlanıyorum üniversite sınavına. Sınav için şimdiden başarılar diliyoruz. Peki annenizle birlikte programa katılmaya nasıl karar verdiniz? Yarışmayı izliyorduk zaten. Annem de başvursana dedi. O gün başvurdum. 2-3 gün sonra geri dönüş oldu. Mülakata gittik 3 kere. Ondan sonra buradayız. Kendinize en güvendiğiniz ev işleri hangileri? Suya tutuyorum biraz anne. Kendime en çok mutfakta güveniyorum. Başvururken de mutfak diye belirtmiştim özellikle. Genelde elimin lezzetli olduğunu söylüyorlar. Güzel yemek yapabilirim diye düşünüyorum. Acaba eliyle mi yapsaydı? Yok yok, eline olmaz. Biraz olacak ya. Kendinizi nasıl bir yarışmacı olarak görüyorsunuz? Acaba Coşkun amca olabilir mi? Çok büyük konuşmayı sevmiyorum, yapacağım, edeceğim diye. Hep yapabilirim, kendime güveniyorum diyorum.
elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ama hiç öyle çok hırslıyım, her şeyi ben yapacağım, siz bir şey yapamayacaksınız, müsaade etmeyeceğim gibi bir durumum yok. Kendime güveniyorum, o kadar. Herkes kendine güveniyor sanırım burada. Yarışmada daha iyi olmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Arapsın kuzusun evinde Şekli abi. Ana kuzusu biz şeyde bizi batıracak mısınız canım? Yazık değil mi bizim ana kuzusu evinde? İşleri yaparken zaten zaman kısıtlaması olduğu için bir ara ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece zaman düşünüyorum, ne kadar zamanım kaldı diye bir şeyler yapıyorum ama onu ne yapacağım, sonra nasıl onları birleştireceğim hiçbir şeyi düşünmüyorum o sırada. Öyle oldu yani şu üç gün. Öyle geçti. Ya mantıklı düşünemiyorum. Zaman, sadece zaman düşündüğüm için. Anlaşılan süre kısıtlaması sizi oldukça panikletiyor. Bak süren bitiyor bu kez. Hayır, çay bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Evet, zaten süre benim elim ayağıma doluyor. Son 30 saniye, işte son bitiyor, anneler geliyor falan. O son kalan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Oralarda sıkıntı oluyor. Bir de hani geldiğimiz zaman ortam dağınıksa, daha bitmemişse, hani son bir şey yapmışsak bunları anneler eleştirdiği için hemen oraya bırakmamız gerekiyor. Anneler geldi, bekliyoruz. Hani yapmasak bile kaldı orada çünkü eleştiriliyor. Bu zaman problem. Balıkları da burası çok panik olmaya başladı. Ben balıklarımı alıp gidiyorum annelerin yanına diyelim. Balıkları da kaçıralım buradan çünkü biraz... Yarışmadaki deneyimlerinizden sonra annelerimizin ev işlerinde çektiği zorlukları daha iyi anlıyorum diyor musunuz? Aynen öyle. Yani şu yaptıklarımızı onlar zaten gündelik hayatta yapıyorlar yani. Teker teker değil, hani dördümüz ayrı görevler yapıyoruz. Onlar bir kişi hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Biz de annemizden gördüğümüz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de yapacağız. Donduk. Kazanırsanız büyük ödülü nasıl değerlendireceksiniz? En büyük hayalim Hindistan'a gitmekti. Hindistan'a gitmeyi çok istiyorum. Hatta orada biraz kalmak istiyorum böyle. Kendime çok küçük bir kahve dükkanı açmak istiyorum. Kahve üzerine kurulu. Türk kahvesi üzerine kurulu. Türk kahvesi ve çeşitleri üzerine. Böyle bir hayalim var. Eğer olursa bunları gerçekleştirmek istiyorum. Son olarak sizce ana kuzusunu diğer yarışma programlarından ayıran en önemli özellik nedir? Bu yarışma programında daha çok gelenek göreneklerimiz var. Annelerimizden öğrendiğimiz şeyleri yansıtmaya çalışıyoruz. Onların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Onları dinleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi saygı sevgi çerçevesi içinde olması. Hepimiz böyle davranmaya çalışıyoruz. Bence bu en büyük özelliği bu programın. Bir yanık kokusu geliyor ama. Yani ne kokuyor diyorum böyle. Anne bunlara bir şey olmuş. Gel hele dedi. Bir getim, hepsi yanmış. Ağzı gözüm. Zeynep Buket Uçağı teşekkür ediyoruz. Keyifli söyleşilerimizi kaçırmamak için bizden ayrılmayın. Ağlamadım, öyle ağlamadım ama. Yeliz Güler'in sunumuyla Ana Kuzusu hafta içi her gün saat 14.45'te TRT 1'de. Dinlemiyorum seni. Yapacak sanki. Şeker anne dinlemiyor. Neyse onun bir tarafını alsın, bir tarafını alsın. Ey kimsesizlerin kimsesi, kalbi yarım, gönlü burukların sesi. Bu gece edilen tüm dualar kabul oluyor. Regaip Kandili özel yayını bu akşam TRT 1'de.